Dostlar, herkese yeni bir videodan merhaba, selam olsun. İzmir'deyim, bugün evin önündeyim. Şimdi diyeceksiniz ki bu da ne, nereden çıktı bu araba? Arkadaşlar, bugün kuzenim, teyzemin oğlu, daha doğrusu kuzen oluyoruz herhalde, evleniyor. Onun düğününe gideceğiz, size güzel bir video yapacağım, hadi bakalım. Evet, kayıt. Herkese selam, yeni bir videodan. Bugün çok değişik bir video yapıyorum. Şöyle çevir abi kamerayı, göründüğü kadar arkayı. Araba yığılı. Pek şey görünmüyor ama. Evet. Bizim bu kamera çeken kardeşinin düğünün yemeği var. Oraya gidiyoruz. Değişik bir video olacak. Ben içmeyeceğim. Ben şoförüm. Ben de onu diyecektim. Eğer olsaydı. Şimdi yemeğe bir varalım. Orada herkese tek tek röportaj yapacağız. Otobüs hakkında ne düşünüyorlar? Alo, sen rakını kime paylaşacaksın? Rakıyı ben isteyene veririm abi. Bana ver, bana. Evet, devam edeceğiz birazdan. Hadi bakalım. Evet beyler, yemeğe gidiyoruz. Yanımda Cihan var. Cihan. Alsancakçıcılarından merhabalar. Oğlum millet diyecek, sen kimle takılıyorsun abi? Bizim bir ağırlığımız var otobüs camiasında. Öyle mi? Pardon. İzmir bebeşiyim, her yerde çarpışıyorum. Pardon. Yani dostlar, Alsancak'tayız. Burada böyle yemekli içkili mekanlar. Biz de öyle bir yerde yemek yiyeceğiz şimdi. En son Kıbrıs'ta beraberdik sizinle, hatırlıyorsunuz. Aynen aynen, bak bir video var. Kıbrıs'ta askerlik videosu. Bu kardeşin videosuydu o. Orada beraberdik. Şimdi Kıbrıs Şehitliği'ne çıktık dostlar. Kıbrıs Şehitliği. Burası İzmir'in can damarı. Ortam yanıyor burada. Beyler. Şöyle yapayım, size göstereyim. Bak dur. Şimdi Cihan kardeşim benim teyzemin oğlu. Onun kardeşi nişanlandı bugün. Evlendi daha doğrusu. Nikah. Nikahlandı. Şimdi bir meyhane tutmuşlar. Ailecek geldik buraya. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Vur patlasın, çal oynasın yapacağız. Cihan. Teyzemin evladı. Pardon. Bak, her yerde tanınıyoruz ya. Kazı kazı. Tanışıyor muyuz? Evet. Evet. Tanışıyor muyuz? Nereden tanıyorsun beni? YouTuber. Abi, teşekkür ederim. Yok, hepsi burası. Bu da sevgili validem. Valide, bir el salla. Kazı kazan. Kazan aldık. Hesapları belki buradan ödeyeceğiz. Evet dostlar, bugün güzel bir video yap. Güzel bir video yapacağım. Teyze ne kadar çıktı? Hadi bakalım. Evet. Dostlar, İzmir geceleri size. Buyurun. Her gün çalış, her gün çalış ya. Özlemişiz bu ortamları vallahi. Şimdi mekana girelim, devam edeceğiz dostlar. Haydi. Evet dostlar, gördüğünüz gibi ortam Şampiyonlar Ligi. Şuradan bir içeri girelim. Buralar böyle güvenlidir ha, öyle sakat yerler değildir. Bizim mekan da burası. Burası diyebiliyorum ben. Bura. Aynen, ikinci kat. Eyvallah baba, sağ ol. Evet. Burası halka açık arkadaşlar. Özel, bizim üst katı bize özel ayırmışlar. Şöyle bir çıkalım bakalım. Ömer Bey. Ne oluyor? Ha? Selamünaleyküm. Daha çıkıyoruz. Yok, çıkmıyoruz. Bizim mekan burası. Abla, merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim, sağ ol. Sen misin? Kendisi ablam olur arkadaşlar. Abla, bir şey soracağım sana. Otobüs şoförü deyince aklına ne geliyor? Anam. Yani nasıl? Yani nasıl bir? Ben mi geliyorum hakikaten otobüs? Evet, gerçekten sen geliyorsun. Peki diyelim, bir yolcu otobüsüne bindin. Aynen. Beklentin ne otobüsten? Ya seninle birlikte yolculuk yapmayı çok istiyorum hanım. Tamam mı? En kısa zamanda yolculuk yaparsam ilk senin otobüsüne bilet alacağım. Peki abla, bindin otobüse diyelim. Ne beklersin otobüste? Ne beklerim? Sık sık mola versin hanım. Mola. Olur mu? Evet. Mola önemli. Önemli de öyle. Tamam. Bir de Fatih abiye soralım. Fatih abi, kendini mi tanıt? Ne iş yapıyorsun? Ben depo sevkiyat şefiyim. İtalyan bir firmada. İtalyan, çok güzel. Abi, şöyle yapayım, dur. Bir dakika. Abi, otobüs şoförü deyince aklına ne geliyor? Güvenlik geliyor. Güvenlik mi? Otobüs şoförü deyince. Öyle güvenlik değil. Güvenli bir sürüş. Can güvenliği. Peki, canıma emanet ettiğim kişi geliyor. Peki ne bekliyorsun abi? Otobüse bindin. Ne olmazsa olmaz senin için? Valla hizmetin doğru olması. Artı ben Ankara'dan geldiğim zaman kötü geldim. Onun için firma ismi vermeyelim. Firma ismi vermeyelim. Düzgün bir hizmet bekliyorum. Bir de her durakta durmadan
Direkt evime kavuşmak, sağlıklı evime kavuşmak istiyorum. Zamanında. Bir sevkiyat şefi olarak bence kulak verin. Evet, devam edelim. Başka kim var burada? Birilerini yakalayayım, dur. Elif abla nasılsın? İyiyim, sağ ol. Elif abla. Otobüs şoför deyince aklına ne geliyor? Anıl. Ben mi? Ulan herkesin aklına ben geliyorum ya. Peki bir şey soracağım. Memnun musun Türkiye'deki otobüslerden? Yolculuk yaparken keyif alıyor musun? Vallahi ben sadece Pamukkale Turizmi kullanıyorum ama. Niye? Başkasını kullanmadım yani. Kullanmış olsaydım bilirdim ama metro turizmine hiç memnun kalmadım. Metroya zaten şey yapmıyorlar. Pek işten de şey yapma. Peki olmazsa olmaz nedir otobüs yolculuğunda senin için? Bence ikram. İkram. Böyle kekler, çaylar. Nescafeler. Evet. Oo, çok güzel, doğru söylüyorsun. Ve güvenlik tabii ki de. Güvenlik. Güvenli bir sürüş yani. Yani. Karda buzda biner misin otobüse? Korkarım yani. Çok güvenmem. Uçak tercihim diyorsun. Uçak en güvenlisi. Evet. İyi, peki. Teşekkür ettim. Sağ ol. Emre. He. Kendini bir tanıt. Ne iş yapıyorsun? Ben müzisyenlik yapıyorum. Ayrıca de bir Alman firmasında departman şefliği yapıyorum. Çok güzel. Bunun ayrıcalığında böyle işte akrabalarımla, eşlerimle, ablamlarla, abimlerle, güzelim anılarla falan böyle güzel. Birader, otobüs şoför deyince aklına ne geliyor? Otobüs risk demek ya. Başka bir şey değil yani. Şoför deyince ne geliyor aklına? Şoför deyince aklıma ne geliyor? Otobüs şoför. Ne geliyor biliyor musun? Böyle yani milyonlarca insanın hayatını taşımak demek. Kaç kadeh bak kırıldı sarhoş gönlünde bugün? Valla 80 mi desem, 90 mı desem. Emre. Heh. En son ne zaman yolcu otobüsüne bindin? En son vallahi bir askere giderken. Van'a gitmiştin sen. Yok. Bir Burhaniye'ye gitmiştim. Burhaniye'den dönerken düğünüm vardı. Düğüne dönerken bir binmiştim. Düğünüm var derken düğüne çalmaya gidiyor. Piyanist olarak. Abi çalmaya gidiyordum. Arabayı bıraktım, bizimkiler gelsin. Baba nasıl görüyorsun otobüs sektörünü? Otobüs sektörü bambaşka bir şey ya. Connecting people. İnsanlar birbirine kavuşturur. Evet, doğru söylüyorsunuz. Eyvallah, teşekkür ettim. Şey hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, yine bir bizim kuzenlerle beraberiz. Dicle. Ay, kafam bacağım çıkıyor. Beni çekmez. Ya noktama kadar. Bir şey olmaz. Bak şimdi. Otobüs şoförü deyince aklına ne geliyor? Anla. Bir dakika. Arkadaş bir geçsin, geleceğim senin yanına. Geldim. Otobüs şoförü deyince aklına ne geliyor? Sen geliyorsun. Ben geliyorum. En son ne zaman otobüse bindin yolcu yaptın? Pardon, 514 geliyor. Ben okula giderken çok binerdim o otobüse. 514. Neresi? Evet. Hangi hat? Buca. İğrenç. Sana ne geliyor Çiğdem? 443. Bostanlı. Bostanlı. Bir de sen. Bir de ben. Neden benim uzun yol geldi? Memnun kalmadığın bir şey var mı otobüsle ilgili? Söyle bize. Paylaş. Otobüslerde mi? Evet. Memnun olmadığın, şöyle olsa daha iyi olur dediğin bir şey var mı? Ayakta gitmekten nefret ediyorum. Kızım o değil, ben yolcu otobüsü. Sen gel. Bu da belediye otobüsü. Yolcu otobüsünde yok. Yok mu? Güzel. Her şey iyi diyorsun. Her şey güzel. İyi, ketmek. Yani sen varsan iyi zaten. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi bakalım. Devam edelim. İkram dedim ya. Yine bu. İkram. İkram iyidir ya. Şöyle dolaşalım bakalım. Dur valideyi, benim valideyle yapayım. Bak efsane röportajı. Efendim. Buyurun. Yolcu otobüsü şoför deyince aklına ne geliyor? Anıl geliyor. Ben mi geliyorum? Herkesin evet. Aklına ben geliyorum. Güvenli şoför, sağlam şoför, dikkatli şoför. Bir yolcu otobüsünde olmazsa olmaz nedir senin için? Bunlara. Nezaket. Olmazsa olmaz. Sen mesela sıkça Diyarbakır'a seyahat ediyorsun. Hangi firmayı kullanıyorsun? Ben Özlem Diyarbakır, Star Diyarbakır. Geçen Özlem'le geldin, çok memnun kaldın değil mi? Çok memnun kaldım. Servis süper. Özlem Diyarbakır'ın hostesleri. Hostes değil. Host. Hostları süperdi. Çok nezaketli, çok beyefendiydi. Ondan sonra çok centilmendiler. Neye göre seçiyorsun bilet alırken? Mesela buradan İstanbul'a gideceksin. Neye göre bilet alıyorsun? Bir kere Wi-Fi arıyorum. Televizyon ekranı düzgün çalışıyor mu? Bir keresinde hem Wi-Fi yoktu, gittiğim bir firma isim vermeyeceğim. Hem de ekran bozuktu, kulaklık yoktu. Çay istedim, çay bile yoktu. Sıcak su yok dediler. Böyle firmalar da var. Ama Anıl'ın olduğu firmalarda bu yok. Tabii biz torpil yapıyoruz yani öyle misafirlerimize. Evet, yani ben bunu arıyorum özellikle. Yok efendim çekmiyor. Yok efendim internet. Ama çekmiyor, bozuk. Çekmiyor. Hakikaten çekmiyor. Otobüsün interneti çekmiyor yani. WhatsApp'a bile zor giriyorsun. Hayır, hızı yüksek olabilir. Kapatıyorlar. Yani işte otobüslerde böyle. O zaman otobüslerde
televizyon ekranları çekmesi lazım. Uydu diye bir şey var artık. İşte çekmiyor. Eski sistem hepsi maalesef sağlıklı çalışmıyor. Bir de temiz. Temizlik. Temizlik çok önemli. İyi. Başka bir şey var mı? Dikkatli beyefendi şoförler ve de hostlar. Bu çok önemli. İyi, teşekkür ettim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Senin gibi şoför. Allah razı olsun. Burada gençler aşka gelmiş. Birader, bir röportaj yapar mısın? Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Yaşar, gel baba. Gel, birkaç şey soracağım sana. Sor bana. Ne iş yapıyorsun abi? Ben birader, ben şoför bir adamım ya. Uzun yol şoförlüğü yaptım Pamukkale'de. Süper. 6 sene. Bunlar kim bu arkadaşlar? Onlar bizi izliyorlar şu anda. YouTube'da. YouTube'da. Ha. Abi, otobüs sektörünü nasıl görüyorsun? Otobüs sektöründe Atatürk Mustafa'yı tanıyorlar mı? Sor bakalım. Tanıyorsunuz mu? Tanıyan varsa yazsın aşağı. Benim yaşım 19'du. Başka takografla yollara gittik biz. İzmir, İstanbul. İzmir, İstanbul. Artık bitti o işler baba. Dijitale döndü takograflar. Tamam. İsim vermeyelim Tayfun'a. Hile orada. Anladım. Hile orada kalmadı. Kalmadı. O zaman da o zaman. Aynen aynen. Şimdi nasıl görüyorsun otobüs işini? Otobüs işi çok sıkıntılı. Herkes Concorde veriyor. Parayı bulan Concorde veriyor baba. Doğru söylüyorum. Eyvallah. Net sağ olun. Evet, yani gecenin ilerleyen saatleri olduğu için alkol oranı biraz yüksek. Arkadaşlar da herkes kaptan pilot şu anda. Herkes Anıl bizi çek diyor. Çünkü içki içmeyen tek adam benim. Şerefe abla, afiyet olsun. Efendim, bir daha söyle. Şoförün nebisin şoförün? Adamsın. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi bakalım, devam edelim. Evet başkan. Evet, dinliyorum kardeşim. Demin yolda İzmir çocuğuyum diye bir şeyler söyledin. Evet, İzmir çocuğuyum, her yerde çarpışırım. Şimdi kardeşim, otobüs şoförü deyince, otobüs deyince aklına ne geliyor? Otobüs gelince aklıma benim prenses geliyor abi. O büyük prenses otobüs var ya, beni benden alıyor. Harbiden öyle. Bir de maraton. Harbiden yılların eskitemediği araba. Bilmiyorum neden benim aklıma o geliyor yani. Bir de şey geliyor, o terminal geliyor. Terminalin bir kokusu var, otobüslerin de bir kokusu var. Hani içeri girdiğiniz zaman bir koku gelir. Evet. Benim aklıma o geliyor yani. Otobüsün kokusu geliyor. Peki baboş, o bir otobüse bindin diyelim. Olmazsa olmaz ne senin için yani? İkram mı, güvenli sürüş mü, konfor mu, fiyat mı, ne yani? Abi benim için önemli olan müşterilerin kalitesi. Şimdi gidiyorsun otobüse biniyorsun, önde ağlayan bir çocuk, arkada horlayan bir adam. Abi bu çekilecek şey değil. Otobüs dediğin böyle herkesin kalitesi aynı olacak. Oturduğun zaman böyle abi ineceksin, bineceksin. Herkes inmesini binmesini bilecek. Ama onu yapamazsın abi şimdi yani. Bana, o adamın horladığını bilemezsin ki bilet satarken. Ben ya bilemem. İşte denk, o zevkli oluyor işte. Yani öyle otobüs denk geldiği zaman, öyle yolculuk denk geldiği zaman. Kaymak oluyor, kaymak. Kaymak. Kaymak oluyor. Bir de hoşuma giden, eyvahlar olsun. Hoşuma giden şey. Dansöz geldi. Hoşuma giden şey o. Ne oluyor biliyor musun? Biniyorsun, iniyorsun, aşağıda bir sigara içiyorsun. Bir çay içiyorsun o molada, soğuk buz gibi. Aynen, aynen. Çok güzel bir muhabbet yakalıyorsun orada biriyle. Allah aşkına, tadından yenmiyor. Eyvallah, çok yoğun baskı var arkadaşlar. Kapat, dansöz geldi diyorlar. Kim geldi? Kim geldi? Bakayım, nerede dansöz? Dansöz de yok ama. Neyse, birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Çok zor şartlarda size çekim yapıyorum, kıymetimi bilin. Onu yapmayaydın iyiydi ya. Siz içmeyin arkadaşlar. Şoför adam içmez. Bak, ben su içiyorum. Fırat, merhaba. Kendini bir tanıt bakayım. Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Ben Fırat. Ege Üniversitesi öğrencisi, antrenörüm. Takımın amolü bir lider oldu. Aferin lan sana. Fırat, yolcu otobüs deyince aklına ne geliyor? Abi sen geliyorsun direkt ya. Yalnız arkada fon harika. Dansöz oynuyor, biz röportaj yapıyoruz. Dur şu arkadaşa bir yol verelim. Alevli alevli tabaklar. Otobüs deyince aklına ne geliyor? Otobüs deyince aklıma az önce 16 kişilik otobüse 25 kişi bindiğimiz geliyor abi. Oğlum her şeyi söyleme lan, ceza yiyeceğiz. Bizim düğün olduğu için biraz fazla bindik arabaya ama normalde fazla yapmıyoruz. Bir yolcu otobüsünde olmazsa olmaz nedir senin için? Kek ve yemek servisi abi. Yemek mi? Ne yemeği lan? Bu ufak tostlar oluyor ya böyle, küçücük, şu kadar falan böyle. Oğlum onu uçakta veriyorlar lan, otobüste vermiyorlar. Yok abi, uçak şey, otobüste de veriyorlar ya. Allah Allah. Vermiyorlar. O zaman kek. Sen hangi otobüse bindin oğlum? Vallahi Allah, ben çok otobüse bindim. İyi bakalım, tamam, hadi devam ediyoruz. Yenge merhaba, kendini tanıt, ne iş yapıyorsun? Çok kolay bir şey sordum ya, ne iş yapıyorsun? Ev hanımıyım diyeceksin. Hayır, dikiş dikiyorum. Yenge, otobüs şoförü deyince aklına ne geliyor?
Sen geliyorsun yengecim. Allah razı olsun. Böyle çok güzel otobüs kullanıyorsun. Her işimizi de görüyorsun. Allah senden razı olsun. Nedir? Yolun açık olsun inşallah. Söyle söyle. Yenge, yolcu otobüsünde olmazsa olmazın nedir? Şoför. O zaten olmazsa olmaz da. Ne olursa binmezsin mesela otobüs. Şoför olmasa binmem diyoruz. Aynen, şoför olmazsa binmem. Su olması gerekir. Bir de sık sık mola vermesi gerekir bence. Bence. En önemlisi sık sık mola vermesi. Buradan bir mesajın var mı otobüs camiasına? Allah yardımcıları olsun. Çok zor işleri. Allah yardım etsin, ne diyeyim? Benden biliyorsun, bir gittim birkaç gün gelmiyorum. Aynen öyle. Maalesef. Teşekkür ettik. Kolay gelsin. Teşekkür ettik yengecim, sağ ol. Her yolcu senin gibi anlayışlı olsa keşke. Keşke. Olurlar, olurlar. Hadi bakalım. Onlara inşallah bütün otobüs şoförlere iyi yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar. Ben herkes adına teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Onur, Onur kimsin sen? Bir tanıt kendini. Ne iş yapıyorsun? Hızlı hızlı. Ben gümrükçüyüm. Tamam. Şu an nikahım var. Nikah var, damat. Nikah eğlencesindeyim. Damat, otobüs şoför deyince aklına ne geliyor? Valla bundan bir 10 sene önceki halim geliyor. He. Hostluk yapmıştım, o hallerim geliyor. Pamukkale'de değil mi? Pamukkale'de hostluk yapmıştım. Orada da kral olmuştum. Kral olmuştum. Bir günde kral oldum. Bir hikayesi var, biraz uzun, onu anlatırız sonra. Aynen. Bir şey sor. Var uzun, şu an anlatamam yani. Şu an otobüs de olmazsa olmazın ne şu anda? Pamukkale türündeki herkes bilir. Bir hikayem var, hakikaten var yani. Tamam, ben onu alta yazarım. Teşekkür ettik. İyi eğlenceler. Arkadaşlar, ortam çok romantikleşti. Birazdan devam edeceğiz röportajlara. Evet, yengemle beraberim. Yenge. Evet, canım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok hoş. Yengeciğim, bir kendini tanıtır mısın? Ne iş yapıyorsun? Ev hanımıyım canım. Yengeciğim, yolcu otobüsü deyince aklına ne geliyor? Anıl Turizm. Eyvallah. Peki, en son ne zaman otobüse bindin? Yolcu otobüsüne. Geçen yıl. Nereye gittin yenge? Marmaris. Memnun kaldın mı? Nasıl yolculuk? Hiç memnun kalmadım çünkü senin otobüsünle gitmediğim için. Ya, tamam, firma ismi söylemeyelim de neden memnun kalmadın? Neydi seni rahatsız eden? Ya hizmetten dolayı. Yani ikramlar mı kötüydü? İlgi ve alaka yoktu. Ha. Anıl gibi değildi. Yenge, yani bizim yerimize kimse dolduramaz şimdi onu arama. Tabii. Onu ararsan yanılırsın yani kalite olarak. Kesinlikle. Peki yenge, otobüsü seçerken yani ikram mı önemli, ucuz mu olması önemli ya da ne önemli senin için? Emniyet. Emniyet. Evet. Emniyetten kastın nedir? Açar mısın biraz? Yani şoförün dikkatli olması. Ama bilemiyorsun ki hangi şoför geleceğini. Ama ilk önce o geliyor aklıma. Yani güvenli sağ salim gidelim mantığındasın. Evet, evet, evet. İkram, hizmet önemli değil. Onun önemli değil. Biz sağ kendimizi salim alırız diyorsun. Evet, evet, evet. Anladım. Peki yenge, teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Seviyorum. Ben de, sağ ol, görüşürüz. Evet. Seçil. Seçil. Abla Seçil. Otobüs şoförü deyince aklınıza ne geliyor? Anam. Yani ben. Evet. Bir otobüste olmazsa olmazınız ne? Yani ne olmalı? Anam. Tamam, onu anladık. Başka? Çay, kahve. Artık çay kahve kaldıralım. Sıcak içecek vermiyorlar. Aa, ne veriyorlar? Kafa dinleme, uzun yol. Ama işte bazen bize kafa dinleyemiyorsun işte mesela. Yani ne anlamda olmazsa olmaz. Yani otobüse bindin. Ne ararsın otobüste? Güven. Diyorum, ne ararsın otobüste bindim? Anını ararım ben. Sağlam bir araba. Sağlam bir şoför. Ama sağlam araba arıza yapabilir abla yani ona. Arıza olur canım. Güven önemli olsun güven. Da kaza bela. Uyumasın şoför. Şoför uyumaz ya. Ama senin için öyle mesela ucuzmuş, pahalımış önemli değil yani. Öyle mi yani? İkram mesela önemli değil. Öyle mi? Şoför... Hayır, en önemli güven. En beni sağ salim götürsün getirsin yeter. İkramsız yolculuk olmaz. Olmaz mı? Mesela kendim alırım. Mesela ne ikram mesela? Fanta, kahve. 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 Sıcak yolda kahve. Sıcak sıcak kaldırdılar ya. O zaman fanta. O zaman zıkkımın kökü. Çok samimi bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum size. Hacı ne yapıyorsun? Yine ben. Başlarken ben, biterken ben. Bu kanalın başlamadan biten tek adamı ben. Gördüğünüz gibi dostlar, alkol etkisini son hız göstermeye devam ederken yavaş yavaş röportajının sonuna gidiyoruz. Şurada bir tane adam var. Emre abi. Ana çıkmış nerede? Emre abiyi bulmam lazım. Onunla bir röportaj yapacağım.
Ondan sonra sonlandıracağız dostlar. Evet arkadaşlar, gelin ne olursan olun yine gelin. Her zaman gelin. Biz Mevlana'dan daha iyi değiliz ama gelin. Seviyor musun Cihan? Seviyorum. Eyvallah, hadi bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar kralı en sona sakladım. Emre abim, teyzemin oğlu. Eyvallah. Emre abi, kimsin, nesin? Bir kısaca anlatsana. Vallahi ben ticaretle uğraşıyorum. Kendi çapımda ünlü bir adamım. Ha, İzmir'de beni herkes tanır. Evet, İzmir'de abimi herkes tanır. Gıda toptancılığı eyvallah, yapıyor. Eyvallah. Sen. Emre abi, yolcu otobüsü deyince, şoför deyince aklına ilk ne geliyor? Anıl. Ben. Evet. Ulan vay anasını, bilmiyordum ha. Vallahi her bana türlü. Vallahi var ya, Kamil Koço, Pamukkale mi? Neydi o? Metro. Uda mı? Ha, hepsi. Ha. Nerede dersen de her zaman benim aklıma ilk başta anıma gelir. Eyvallah abi. Peki başka yolcu dersin. Otobüsüne bineceksin diyelim. Senin olmazsa olmazın ne? Neye göre otobüsü seçersin yani? Neye göre mi seçerim otobüsü? Yani ikrama mı, paraya mı? Yani neye göre tercih edersin? Kaliteye göre. Kalite olacak. Her ne olursa olsun ikram boş ver. Otobüse bineceğin kalite olacak. Oturduğun yerde rahat oturacaksın. Gittiğin yolculuğu rahat yaşayacaksın. Aha, eyvallah. Başlarsın. Yolcu profili önemli mi senin için? Yoksa yeter ki kalite olsun, arabalar yeni olsun, oturduğun koltuk rahat olsun. Bu mu abi? Yok canım. Nasıl yani oturdun? Anlamadım ki. Yani oturduğun koltuk rahat olsun. O mu? Yani senin ya, için tek canım. Şey. Aynen. Ama araba eski olsa da olur mu yani? Hayır. Olmaz. Araba da yeni olacak. Araba da yeni olacak. Ama bilet alırken bilemiyorsun ki kaç model araba geleceğini. Ama yapacak bir şey yok işte. Şansımdan ne gelirse. O yani para pul ikram önemli değil. Ben rahat edeyim aga diyorsun yani. Doğru mu? Tabii rahat edeyim aynen. En son ne zaman otobüse bindin abi? Vallahi 6-7 sene oluyordur herhalde. Nereye gittin? En son Bodrum'a gittim. Otelde çalışıyordum ben. Ha, otelde çalışırken. Aynen. Aynen. Hangi firmaydı? Hangi firma? Ulusoy. Ulusoy. Aynen. Ulusoy maalesef tarihi. Ulusoy zamanın en iyi firması abi biliyorsun. Ama gerçekten de güzeldi yani. Şimdi, zamanlı firmasıydı ama güzeldi. Şimdi tarihi oldu. Eyvallah. Teşekkür ettim abi. Bu ben güzel röportaj için görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol. Başlarsın. Sağ ol abi. Evet dostlar. Devam edelim. Bakalım yakalayabileceğiz mi başkalarını? Ortam kalabalık bayağı. Evet dostlar, videoyu kapatalım artık. Saat ilerledi. Bugün röportaj yaptığım arkadaşların hepsi kuzen, yeğen, teyze çocuğu, dayı kızı, dayı oğlu. Hiç yabancı yoktu. Gelin damat öyle güzel bir sohbet yapalım dedik. Umarım beğenirsiniz. Değişik bir video oldu. Otobüsün direksiyonunda değiliz bugün. Gördüğünüz gibi İstanbul'un kum kapısı neyse İzmir'in de kum kapısı işte Kıbrıs Şehitliği Caddesi. Kanala abone olup desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Videodaki herkes akrabam, tekrar altını çizerek vurgulamak isterim. Alkol oranı biraz yüksekti. Biraz komik, biraz keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.